Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün inşallah mugayyebat-ı hamse, 5 gaybla alakalı bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresinin son ayeti bununla alakalı. 34. ayet. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. İnallaha indehu ilmussaa. Şüphesiz kıyametin ilmi Allah'ın nezdindedir. Ve yunezzilul gayf, yağmuru o indirir. Ve ya'lemu ma fil erham, rahimlerde olanı o bilir. Ve ma tedri nefsun maza teksibu gada, hiçbir nefis yarın ne kazanacağını bilemez. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ Ve hiçbir nefis arzın neresinde öleceğini bilemez. اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ Şüphesiz Allah ise alimdir, habirdir. Yani her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Burada 5 husus nazara veriliyor. Bunlardan birisi kıyametin ilmi, diğeri yağmurun nüzulü, üçüncüsü rahimlerde olanın durumu, dördüncüsü kişi yarın ne kazanacak ve beşincisi de arzın neresinde ölecek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a birisi gelmiş, bununla alakalı sorular sormuş. Ya Resulallah demiş, kıyamet ne zaman kopacak? İşte bu sene kuraklık var, yağmur ne zaman yağacak? Hanımım hamile, işte çocuğum nasıl olacak, kız mı erkek mi? Öte yandan ben yarın ne kazanacağım ve ben yeryüzünün neresinde öleceğim? Bu 5 meseleyi ard arda Peygamberimize sormuş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gibi meselelerde malum vahiy bekliyor. Kendisine vahiy geliyor. Gelen vahide de o kişiye ve hepimize bir cevap olmak üzere bunları bilen Allah'tır. Bu mana ifade ediliyor. Mesele asıl itibariyle Allahu Teala'nın ilmiyle alakalı. Yani Allah her şeyi bilir. Gaybı da bilir, şehadeti de bilir. Görüleni de bilir, görülmeyeni de bilir. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok değişik yerlerde, değişik ibarelerle bize anlatılmıştır. Yani Allah'ın her şeyi biliyor olması Kur'an-ı Kerim'de sıkça nazara verilen hususlardandır. Buradaki anlatılan mesele de bunun bir dalı durumunda, Allah'ın ilminin her şeyi kuşatmasıyla alakalı 5 misalle bu anlatılmış oluyor. Ve bu 5 mesele hadiste de şöyle ifade edilmiş. Gaybın anahtarları 5'tir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu 5'ini ardından söylemiş ve bunları ancak Allah bilir diye yine Peygamberimiz hadisinde ifade etmiş. Ancak zamanla şöyle bir problem meydana geliyor. Yakın zamana kadar işte yağmurun yağmasıyla alakalı ciddi bir tahmin yapılamıyordu. Yani bu belki de 100 yıllık bir olay. Daha evvelinde meteoroloji ciddi anlamda yağmur ne zaman yağacak bu konuda bir bilgiye sahip değildi. Yine bu belki de son 100 yıllık bir dönemde ultrason gibi öte yandan röntgen şuağı gibi bu gibi şeylerle ana rahmindeki ceninin keyfiyeti, kız mı erkek mi olduğu bilinebiliyor. Bundan dolayı ayet-i kerimedeki 2 tanesine itiraz bazıları tarafından geliyor ve deniliyor ki bu ikisini Allah'tan başkası da bilebiliyor. Bu durumda bu ikisinin 5 gayba dahil olmaması gerekir. Böyle diyenler var. Ve böyle diyenler ayetten de ayetin ifade tarzından kendilerine delil getiriyorlar ve diyorlar ki kıyametin ilmi ancak Allah'ın katındadır. Oradaki indehu önce zikredilmesiyle tahsis manası ifade eder. Dolayısıyla kıyameti ancak Allah bilir. Bu anlamı ifade eder. Üçüncü ve dördüncü ve beşincide de hiçbir nefis yarın ne kazanacak bilemez. Hiçbir nefis arzın neresinde öleceğini bilemez. Burada da yine gayet net bir şekilde gaybi olduğu anlatılıyor. Ama ikinci ve üçüncü de
O dereceye bir tahsis manası yok. Orada sadece ilahi bir tasarruf nazara veriliyor ve deniliyor ki yağmuru o indirir, rahimlerde olanı o bilir. Ayetin üslubuna da baktığımızda bu o derece tahsis gibi görülmüyor. Dolayısıyla bu ikisi gayba dahil olmayabilir demişler. Günümüzde böyle değerlendirme yapanlar var. Ancak bunları hadis madem gayba dahil etmiş, elbette bunlar gayba dahildir. Bu yönüyle meseleyi değerlendirmek daha sıhhatli olacaktır. Ben her birini madde madde inşallah değerlendirmeye çalışacağım. Bunlardan birincisi, اِنَّ اللّٰهَ اِنْدَهُ اِلْمُ السَّاءَ Şüphesiz kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Kıyamet en büyük hakikatlerden bir tanesi. Gaybi bir hakikat. Ve Kur'an-ı Kerim mesela her bir nefsin vefat edeceğini bize bildiriyor. Küllü nefsin zâigatul mevt. Her nefis ölümü tadacak. İşte bir insan ölümden kurtulamıyor. Bütün insanlar da kurtulamıyor. Vakti gelen dünyadan gidiyor. Öte yandan diğer canlılara bakıyoruz. Onlar da vakti geldiğinde her biri ölümü tadıyor. Demek ki ölüm mukadder. Her bir varlık için bir ölüm takdir edilmiş. Küre-i arz dünyamız o da bir nefis. Alem bir bütün olarak ele alındığında o da bir nefis. Elbette vakti geldiğinde onlar da ölümü tadacak. Buna kıyamet deniyor. Yani alemin ölümü, işte bir bütün olarak alemin vefat etmesi buna kıyamet deniyor. Bu konuda felsefenin çok da öngördüğü bir şey yok. Yani beşeri bilgi, acaba kıyamet kopacak mı, kopmayacak mı? Bu konuda net bir bilgiye sahip değil. Evet, insanların öldüğünü görüyoruz, diğer canlıların öldüğünü görüyoruz ama acaba dünyada ölecek mi? Felsefeciler bu konuya pek de girmemişler. Çünkü onlar zaten bu konuyu o kadar da bilmiyorlar. Bundan dolayı felsefi kitaplara baktığımızda kıyamet kopacak kopmayacak pek de bir şey görmeyiz. Ancak fizik ilmi kıyamet meselesiyle alakalı onlar fizikçiler bayağı görüşler beyan etmişler. Bir kısmı dünyanın sabit ve daimi olduğunu, bir nevi hani ezelden gelmiş ebede gidiyor. Böyle bir hayat görmüşler. Ve bundan dolayı kıyametin varlığını kabul etmek istememişler. Ancak son zamanlarda belki de yüzyıldan bu yana fizikteki gelişmeler kıyametin gelmesini gayet kaçınılmaz bir gerçek olarak ortaya koyuyor. Ve artık günümüzde fizik aleminde, fizikle ilgilenenlerin aleminde acaba kıyamet kopar mı kopmaz mı bu tartışılmıyor da acaba kıyamet nasıl kopar? Ne zaman kopar? Bununla alakalı konuşmalar oluyor. Çünkü onlar da görüyorlar ki en azından gün gelecek, güneşin enerjisi bitecek. Güneşin enerjisinin bitmesi demek, alemdeki hayatın, en azından bizim bildiğimiz alemdeki hayatın sona ermesi demek. Öte yandan bunlar alemde çok mükemmel bir nizam intizam olduğunu görüyorlar. Herhangi bir yıldız veya bir gezegen yörüngesinden çıksa bir başkasına çarpacak. Ve hani domino taşları örneği verilir. İşte bir tanesine bir hareket verildiğinde ardı arda diğerleri de düşüyor. Kainat çapında büyüklüğü düşündüğümüzde herhangi bir yıldızın bir başkasına çarpması müteselsilen birinin diğerine, onun bir başkasına, onun bir başkasına çarpmasına sebebiyet verecek. Bu da kıyamet demek. Entropi hadisesini yine nazara veriyorlar. Kainattaki enerjinin gidişatıyla alakalı bir durum. Ve daha başka bir takım kıyamet modelleri üzerinde duruyorlar. Ama en azından hemen hemen fizik dünyasının büyük bir ekseriyetinin kabul ettiği gerçek, gün gelecek, kıyamet kopacak. Ve bu alem artık devrini tamamlamış olacak. Bu açıdan kıyametten ısrarla bahseden ve çok değişik şekillerde bahseden Kur'an ayetleri aynı zamanda mucizevi bir şekilde gelecekten de haber vermiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'in gelecekle alakalı en önemli haberlerinden bir kısmı kıyametle alakalıdır. Ve Kur'an-ı Kerim kıyametin ilmini Allah'ın
ilmine mahsus olarak ifade ediyor. Bu ayet-i kerimede de görüldüğü gibi bu böyle ifade edilmiş. Başka ayetlerde de yine var. Fakat ca'e eşratuha, onun alametleri geldi. Başka bir ayette böyle buyurulmuş. Kıyametin alametleri geldi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu anlatırken şöyle buyuruyor. Benim gelmem diyor zaten bir kıyamet alametidir. Çünkü kendisi son peygamber, ahir zaman peygamberi. Böyle olunca onun gelmesi bile bir kıyamet alameti. Ve bunun dışında daha pek çok alametlerinden söz ediyor. İçkinin, fuhşun yaygınlaşması. İşte çok büyük binaları yapmakta bir kısım insanların birbiriyle yarışması. Büyük savaşların meydana gelmesi. Bu gibi pek çok alametler hadislerde anlatılmış ve büyük alamet, küçük alametler, büyük alametler şeklinde de bunlar iki farklı kategoride değerlendirilmiş. 14 asır evveline baktığımızda bunlar gaybi bir meseleydi. Ama aradan 14 asır geçtikten sonra bizler olayların gidişatına, insanlık tarihinin gidişatına baktığımızda Peygamberimizin haber verdiği şeylerin birer birer gerçekleştiğini, birer birer çıktığını görmekteyiz. Mesela Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kişi diyor elindeki bir aletle konuşmadıkça kıyamet kopmayacak. İşte günümüzdeki cep telefonları herhalde bunun bir misali. Kişi evine döndüğünde evindeki eşyalar o evde neler olup bittiğini ona anlatmadıkça kıyamet kopmayacak. Yani gizli kamera gibi şeyler. Hadiste böyle anlatılmış. Bu gibi gelişmeler olacak. Hadiste mucizane bunlara işaret edilmiş. Dolayısıyla kıyametin gelmesi büyük bir hakikat ama gaybi bir hakikat. Nasıl ki her insan netice itibariyle ölecek ama ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Bu da gayiptir. Hani Nasrettin Hoca ile alakalı anlatılır. Kıyamet üç türlü demiş. İşte ben öldüğüm zaman benim kıyametim. Hanım öldüğü zaman hanımın kıyameti kopar diyor. Bir de diğer kıyamet diye o latife yolu böyle ifade etmiş. Alimler de üçe ayırıyorlar kıyameti. Bir, ferdin ölümü, küçük kıyamet. İki, toplumun ölümü, kıyamet-i vusta diyorlar buna, orta kıyamet. Mesela tarihte Lidyalılar, Frigyalılar, efendim Romalılar, daha niceleri gelmiş geçmiş. Şu anda onlarla alakalı bir devlet yok. Yani bir devletin ölümü veya bir milletin toptan helak olup gitmesi. Bunlar da kıyamet-i vusta, orta kıyamet olarak değerlendirilmiş. Elbette bir takım alametler büyük şeylerden de haber verir. Fertler ölüyor, toplumlar, devletler ölüyor. Elbette alem dahi ölecek. Buna da kıyamet-i kübra deniliyor. Büyük kıyamet. Büyük kıyamette vakti geldiğinde tahakkuk edecek ve gerçekleşecek. 1980'li yıllarda birisi bana sormuştu. Hocam dedi, kıyamet ne zaman kopacak? Dedim yani nereden bileyim? Yani niye böyle bir soru soruyorsun ki? Hocam dedi, adamın bir tanesi gelecekle alakalı kehanetlerde bulunmuş. Ve şöyle olacak demiş olmuş, böyle olacak demiş olmuş. Bu adamın kehanetleri 1999 yılına kadar devam ediyormuş. Acaba kıyamet 1999'da mı kopacak? Ona demiştim. Kıyamet 1999'da mı kopar, 2099'da mı kopar ben bilmiyorum. Ama benim bildiğim bir şey varsa o da şu. Ben öldüğümde benim kıyamet kopacak. Sen öldüğünde de senin kıyamet kopacak. Artık diğer kıyamet de ne zaman koparsa kopsun. O bizi birinci derecede o derece ilgilendirmiyor. Ama inanıyoruz ki vakti geldiğinde o da olacak. Büyük kıyamet o da gerçekleşecek. Sonradan o kahinin Nostradamus olduğunu öğrendim. Bu konuda biraz araştırma yapınca Fransız kahin. Ve bu adam genelde dörtlüklerle şiirler tarzında bir şeyler söylemiş. Yuvarlak ifadeler. Ve bu yuvarlak ifadelere çok şey söyletilebilir denilmiş. Demek ki yorumlarından gelecekle alakalı bir takım şeyleri çıkarmışlar. 1999'a kadar işaret olduğunu söylemişler. Ancak bunlar o derece kesinlik arz eden şeyler değil, yuvarlak ifadeler. Belki de şu olabilir,
Muhyiddin Arabi gibi bazı harika zatlar gelmiş. Bunlar keşfe de dayanarak gelecekle alakalı bir takım sırlara muttali olmuşlar. Dolayısıyla bu kahin de onların eserlerinden istifade etmiş olabilir ve bunları şiirsel bir dille, biraz da yuvarlak ifadelerle ifade etmiş olabilir. Ona göre nispeten isabet etmiş de olabilir. Tabii bu işin ayrı bir ciheti. Bu ayet-i kerimede kıyametten saat olarak bahsediliyor. Bu da dikkatimizi çeken bir ifade. Saat şu anda Türkçe'de aynen kullandığımız bir ifade. Ama Kur'an-ı Kerim'deki saat ifadesi 60 dakikalık süre anlamında değil. Yani bir saat denildiğinde müddet anlamında, mutlak müddet anlamında. Kıyametten saat şeklinde bahsedilmesi bunun müddetinin belirli olmasından. Allah katında belirli. Yani nasıl ki saatimizi kuruyoruz, diyelim sabah 5'te kalkacağız, saat 5'e saatimizi kurduk, o vakit geldiğinde saat çalıyor. Demek ki Allah'ın ilminde de saat kurulmuş. Kıyamet ne zaman kopacak bu belli ama bizler açısından meçhul. Bizler açısından meçhul olmasının da hikmetleri var. Nasıl ki ne zaman vefat edeceğimizi bilmiyoruz. Buna göre her gün vefat edecek gibi hazır olmak lazım. Öte yandan çalışmalarımızı yapabilmek için de sanki ölmeyecekmiş gibi bir takım çalışmalarda da bulunmak gerekiyor. Kıyamet dahi dünyanın ölümü hükmünde olduğundan, bütün insanların kıyamet manasından bir derece hissesinin olması. Ta ki her devirdeki insanlar acaba kıyamet bizim devrimizde mi kopacak diye bir beklenti içinde olup Allah'a sığınmaları, kıyametin kötü alametlerinden kaçınmaları. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de kıyamet gaybi meselelerden birisi olarak nazarımıza verilmiş. Yoksa bize doğrudan bunun saati bildirilseydi, kıyamet falan tarihte falan gün kopacak, böyle bir tarih olarak bildirilmiş olsaydı, o zaman insanın doğrudan kendi ecelini bilmesi gibi bir şey olurdu. Diyelim falanca 60 yaşında ölecek. Artık 60 yaşına doğru hep böyle adım adım idama giden bir kimse gibi kendini öyle hissederdi. Ama müphem kalması daha güzel oluyor. Daha böyle heyecana vesile olan bir durum. Beynel havf ve reca tabir edilir. Korku ümit arasında bulunmak. Bunu sağlayacak olan bir durum. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim kıyameti Mugayyebat-ı Hamse'den biri olarak, beş gayb, beş bilinmeyenden biri olarak nazarımıza sunuyor. İkinci olarak, işte günümüzde tartışılan meselelerden birisi, وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ Yağmuru o indirir. Yağmur, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir tecellisidir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de yağmurdan doğrudan rahmet şeklinde de bahsedilmiştir. Mesela ayette وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَةَ O insanlar ümitlerini kestikleri bir vakitte Allah yağmuru onların imdadına gönderir, indirir ve rahmetini neşreder. Rahmetini bu şekilde yayar. بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ diye başka bir ayette yine doğrudan yağmurdan rahmet şeklinde bir bahis var. Kur'an-ı Kerim'de genelde su şeklinde ifade edilir. اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Allah gökten bir su indirdi. Bazen bu kar olabilir, bazen dolu olabilir ama mahiyeti yine de sudur. İşte karda değişik şekiller var. Her biri altıgen ama kristalleri farklı desenler çizecek şekilde. Dolu daha böyle yoğun bir vaziyette. Yağmur da bunun sıvı şekli. Bu şekilde Allah-u Teala rahmetini gönderiyor ve yağmuru insanlara bir rahmet olarak indiriyor. Ve o yağmur Cenab-ı Hakk'ın doğrudan rahmetinin tecessüm etmiş bir şekli. Yani sanki ilahi rahmet tecessüm etmiş, katre katre, damla damla yeryüzüne iniyor. Bunun gayb olması şu cihetten ele alınabilir anladığımız kadarıyla. Yağmur belli bir kurala tabi değil. Mesela güneşin belli bir kuralı var.
ayın belli bir kuralı var ama yağmurun belli bir kuralı yok. İşte güneş ne zaman doğacak, yeni ay ne zaman başlayacak, bütün bunlar bellidir. Elimize takvimi alıyoruz ve bir yıllık gidişatı orada görüyoruz. Güneş hangi gün, hangi saatte doğacak belli. Ramazan hangi gün başlayacak belli. Ay hangi gün tutulacak belli. Güneş ne zaman tutulacak belli. Ama takvimde hava tahmin raporu yok. Yani bir yıl boyunca şuraya şu kadar yağmur yağacak, buraya bu kadar kar yağacak veya bu yıl kurak geçecek. Böyle bir hava tahmin raporu yok. Hava tahmin raporları genelde bir günlük ve bu bir haftaya kadar uzayabiliyor. Ancak bir günü aştıkça gittikçe tahmin oranı da, yani isabet etme oranı gittikçe düşüyor. Diyelim yarın hava durumuyla alakalı neredeyse %90 civarında bir isabet yapılabiliyor. Büyük ölçüde tahminler tutuyor. Ancak ikinci bir gün, üçüncü bir gün, işte bir hafta, bu gibi bir süreyle alakalı bu tutmuyor. Bununla alakalı isabet oranı gittikçe düşüyor. Dolayısıyla buradaki en önemli püf noktası, anlayabildiğimiz kadarıyla, yağmurun doğrudan belli bir programa tabi olmaması. Nereye ne kadar yağmur yağacak, bu yıl kurak mı geçecek, bolluk mu geçecek, bunlar gayb hazinesinde ve Allah-u Teala dilediği zaman dilediği şekilde gönderiyor. Mesela yakın tarihimize baktığımızda ülkemizde zaman zaman kuraklıklar da oldu. Ama gün geldi, barajların kapakları açılmak durumunda kaldı. Bolca yağmur geldi, doldu böyle barajlar ve kapakları açıldı, fazlalık sular bırakıldı. Bunun evvelinden bir tahmini yoktu. Ve öyle durumlarda oluyor ki yarınla alakalı, mesela bazen hava tahmin raporunda şöyle söylüyorlar: önümüzdeki 24 saat içinde yurdumuzda yağış beklenmiyor. Ama siz diğer gün sırılsıklam eve dönebiliyorsunuz. Yani bu şekilde bir gün sonrasıyla alakalı bile tahminlerin fevkinde çok özel durumlar olabiliyor. Ben meselenin bizzat dinlediğim bir şeklini de ifade edeyim. 1991 yılında Zonguldak'ta Milli Eğitim bünyesinde yapılan bir programda, ilkokul öğretmenlerine din dersi programı. O programda ders anlatıyordum. İşte bir gün öğretmen arkadaşlardan, ilkokul öğretmen arkadaşlardan birisi konuyla alakalı şöyle bir tecrübesini anlattı. Hocam dedi, ben Urfa'nın işte falan köyünde öğretmenim. Bir gün dedi çocuklara duayı anlatmıştım. Çocuklar, Allah'a dua edelim, Allah dualarımızı kabul eder. O dualara icabet edendir. Böyle anlatmıştım. Birkaç gün sonra diyor, bir gün sınıfta baktım çocuklardan biri ağlıyor. Sordum diyor, yavrum neden ağlıyorsun? Seni ağlatan ne? Bana diyor, dedi ki, hocam siz birkaç gün önce hani anlatmıştınız ya, Allah'a dua edelim, Allah dualarımıza icabet eder. İşte ben Allah'a dua ettim yağmur yağsın diye, ama yağmur bir türlü yağmadı. Malum o bölge genelde kurak olur. Bu da okulların kapanmasına yakın bir dönemde olmuş, yaz mevsiminde. Ben dua ettim ama yağmur yağmadı, Allah duamı kabul etmedi. Bundan dolayı üzüldüm, ağlıyorum demiş. Hoca kendi kendine düşünüyor, ben bu çocuğa nasıl cevap verebilirim? Yani ilmi olarak bir şeyler anlatmak mümkün de, ama çocuğun seviyesinden ikna edici bir şey anlatmak biraz daha zor. İlmi olarak şöyle denilebilir: İşte yağmur için yapılan dua Allah'a sunulan bir dilekçedir. Allah dilerse aynen kabul eder, dilerse de ret cevabı verir. Ama dilekçeye ret cevabı verilmesi yine bir cevaptır. Allah illa aynen kabul edecek diye bir şart söz konusu değil. O dilediği gibi yapar. Böyle denilir ama çocuğa bunu anlatmak zor. Bunun üzerine ben diyor şöyle düşündüm. Yavrum gel bir de beraber dua edelim dedim diyor. Böyle mahzun bir şekilde ikimiz diyor dua etmeye başladık. Allah'ım bize yağmur gönder, Allah'ım bizi bu kuraklıktan kurtar diye dua etmeye başladık diyor. Biraz sonra hava böyle
Rengi değişiyor. Siyah bulutlar gittikçe artıyor, yoğunlaşıyor ve bardaktan boşanırcasına bir yağmur. Tabi dualarının aynen kabul edildiğini görmek ikisini de, hatta sınıftakileri de heyecanlandırıyor. Gözyaşlarıyla yağmuru seyrediyorlar. Daha sonra başka bir köyden bir öğretmen arkadaşı gelmiş. Ama üzerinde hiç böyle ıslaklık falan yok. Bu öğretmen arkadaş ona demiş ki, ya bu yağmurda ıslanmadan nasıl gelebildin? O da demiş ki, yağmur sadece sizin köyde var. Her taraf günlük güneşlik. Yani işte Allah-u Teala dualara icabet edendir. Yağmur da dua noktasında insanı harekete geçiren en önemli unsurlardan birisi. Yağmura her zaman ihtiyacımız var. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْ Her canlı şeyi sudan yarattık buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani yağmur aynı zamanda hayattır. İşte gök ağlamayınca yer gülmez denilir. Bunu Allah-u Teala belli bir kurala tabi kılmamış. Şuraya şu kadar yağmur yağacak. Bunun belli bir takvimi yok. Allah katında var da biz onu bilmiyoruz. Bundan dolayı gayb oluyor. Ta ki insanlar yağmur duasına gitsinler ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ihtiyaçlarını daha derinlemesine hissetsinler. Bu noktadan bakıldığında yağmurun nüzulü de doğrudan doğruya bir gayiptir. Yağmuru yağdıran odur. Rahmet şeklinde dilediği zaman, dilediği yere, dilediği kadar göndermektedir. Konunun belki başka bir misalinde şöyle paylaşabilirim sizlerle. Gazetecilerden bir tanesi bakmış böyle bir topluluk bir yere doğru gidiyor. Hani gazeteciler de kalabalıkları sever. Buradan bir haber çıkarabiliriz diye. Kalabalığın arasına dalıyor. Bakalım buradan ne çıkaracağız diye de merak ediyor. Soruyor birisine, nereye gidiyorsunuz? Gösteri falan mı var? Böyle soruyor. Onlar da demişler, o zaman kurak bir yılmış böyle. Bu sene kuraklık çok oldu. Falan tepede Allah'a dua edeceğiz. Yağmur duasına gidiyoruz. Gazeteci ateist birisiymiş. Kendi kendine içinden demiş ki, buradan güzel bir haber çıkar. İşte bu kadar kalabalık gittiler, elleri boş döndüler diye bir haber yaparız diyor. Tepeye çıkılıyor. Tepede belki kurban falan kesiliyor. Ardından dualar ediliyor. Belki binlerce kişi orada toplanmış, beraberce dua etmişler. Ve çok böyle harika bir şekilde de dualarına icabet edilmiş. Ve onlar böyle dualarını ettiğinde bir bulut gittikçe büyüyor, büyüyor. Ardından bardaktan boşanırcasına bir yağmur. Herkes heyecan içinde, gözyaşlarıyla yağan yağmuru seyrediyorlar. Ateist gazetecinin de içinde şüpheler beliriyor. Galiba Allah var diyor. Bunlar dua etti ve duaları kabul edildi. Ve gazeteye döndüğümde patronun yanına çıkıyor. Yazı İşleri Müdürü'nün yanına. Patron diyor, böyle böyle oldu. Galiba Allah var. Patron demiş ki, bunu illa tanrısal bir güçle izah etmek gerekmez. Bunun bilimsel izahını da yapabiliriz. O kadar insan oraya toplandılar, dua ettiler. O anda müthiş bir buharlaşma oldu. Ve buharlaşma yukarıda bir bulut tabakası meydana getirdi. Soğuk bir kütleye çarpınca da damla damla yağmur şekline indi. Bilimsel izahı budur. İlla orada Allah bunu gönderdi demek gerekmez diyor. Tabi kendince tutarlı gibi de hakikatte tutarlı bir yanı yok. Gazeteci o zaman demiş ki, patron demiş bu böyle oluyorsa böyle her futbol maçında sahayı yağmur götürmesi gerekmez mi? 90 dakika boyunca bazı statlarda 50 bin kişi var. 50 bin kişi bayağı bir tezahüratta bulunuyorlar. Bayağı böyle yoğun bir şekilde tezahürat var. Ama bu yağmur demek de değil. İşte Kur'an-ı Kerim ve yunezzilul gayf, yağmuru o indirir derken Allah'ın tasarruflarından birini anlatıyor. Ve evvelinde kıyametin ilmi Allah'ın katındadır denildiğinden, atıf yoluyla bu da geldiğinden, bu da gayba dahil oluyor. Bu manada bunu gayba dahil etmekte hiçbir beis yok. Bunu tevil edip de gaybtan çıkarmanın bir anlamı da yok. Üçüncüsü, ve ya'lemu ma fil erham, rahimlerde olanı o bilir.
rahimlerde olan, eski tefsirlere baktığımızda işte rahimde olan kız mıdır erkek midir, sayit midir şaki midir gibi bu yönleriyle değerlendirilmiş. Kız ve erkek olma ciheti de tefsirlerde var. Ayette yok. Ayetteki ifade ve ya'lemu ma fil erham, rahimlerde olanı o bilir. Dolayısıyla ayet şöyle olsaydı, rahimlerde olanın kız mı erkek mi olduğunu ancak Allah bilir, İbare bu şekilde gelmiş olsaydı bazıları itiraz etmekte kendilerine göre haklı olabilirlerdi. Kur'an böyle diyor ama bilim bunun böyle olmadığını, başkasının da bildiğini ortaya koydu diyebilirlerdi. Böyle bir itiraza mahal olacak herhangi bir ifade yok. Her ne kadar tefsir kitaplarının bir kısmında kız mı erkek mi ancak Allah bilir bir tefsir cümlesi olarak, açıklama cümlesi olarak bu ifade edilmişse de ayetin metninde böyle bir şey yok. Ayette genel ifade edilmiş. Rahimlerde olanı o bilir. Buradaki ma, rahimlerde ne varsa genel bir ifade. Rahimlerde olanı o bilir derken kız ve erkek olmak onun belki de yüz binlerce özelliklerinden sadece bir tanesidir. Yani ana rahmindeki çocuk elbette ya kızdır ya da erkektir. Bunda bir şüphe yok. Gelenler o şekilde geliyor. Bunu insanlar bilgi ve tecrübeleriyle zaten bilmekteler. Ama o sayit mi olacak, şaki mi olacak? Bunun manevi siması, kabiliyetleri ne olacak? Bunun mukadderatı ne olacak? Ömrü ne kadar olacak? Yani o ana rahmindeki çocukla alakalı o kadar özellikler var ki bu özelliklerden kız veya erkek olmak yüz binlerce özellikten, belki milyonlarca özellikten sadece bir tanesi. Böyle olunca ayet-i kerime işte gaybı bir insanların da bileceğine dair herhangi bir mahal bırakmıyor. Ayetteki ifade genel bir ifadeyle gelmiş. Dolayısıyla evet insanlar ultrasonla ana rahmindekinin kız mı erkek mi olduğunu bilebilir. Bu neye benzer? Bize göre bir şey diyelim, dağın arkasındadır, gayiptir. Ama oraya bir alet gönderdiğimizde orada ne var görebiliyoruz. Benzeri bir şekilde de ana rahmiyle alakalı bir aletle bakıldığında, ultrason gibi bir aletle veya işte röntgen cihazıyla bakıldığında onun keyfiyeti, kız mı erkek mi olduğu bilinebiliyor. Bu ayet-i kerimenin manasına münafi değil. Onun kader programını bilen Allah'tır. Mukadderatını bilen, onun kabiliyetlerini bilen, ona ne gibi istidat verilmiş, bütün bunları bilen elbette Allah'tır. Bu yönüyle ele aldığımızda elbette rahimlerde olanı o bilir. Bu manasıyla ayet-i kerime beş gaybtan birini ifade etmektedir. Ana rahmindekinin durumu da gayba tümüyle dahildir. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا, ve hiçbir nefis yarın ne kazanacak bilemez. Bu konuda zaten biliriz diyen yok. Gerçekten de yarın ne olacak bilemiyoruz. Bir dakika sonra ne olacak bilemiyoruz. Bunlar gayba dahil. İşte yarın ne kazanacak? Her yeni gün herkes için yeni bir hayatın adeta başlangıcı. Her gece adeta ölüyoruz. Her sabah yeniden diriliyor gibi bir mana var. Ve yeni gün bize neler getirecek bilmiyoruz. Hani gün doğmadan neler doğar denilir. Bu açıdan her yeni güne ümitle bakmak lazım. Zaten ayet-i kerimede de kişi yarın ne kaybedecek bilemez. O denilmemiş de yarın ne kazanacak bilemez. Yani güne kazanmak için başlamak gerekir. Yani bazı insanlar ümitsizlikle güne başlıyor. Acaba bugün ne gibi musibetlere maruz kalacağım diyor. Ne gibi sıkıntılar yaşayacağım. Bu kötü bir bakış. Halbuki ayet-i kerime kişi yarın ne kazanacağını bilemez. Demek ki yarına kazanmak için bakmak gerekir. Ne kazanabiliriz? Tabi burada kazanç sadece dünyevi olarak da değerlendirilmemeli. Hem dünyevi hem uhrevi. Dünyevi olarak ne kazanacak bunu da bilemez. Uhrevi olarak kendisine ne gibi fırsatlar sunulacak ve bunları nasıl değerlendirecek yine o kimse bilemez.
Ve beşinci olarak da ve mâ tedri nefsün bi eyyi ardın temut. Hiçbir nefis arzın neresinde öleceğini bilemez. Nedense zihinlerde bu mana biraz yanlış kalmış. Kişi ne zaman öleceğini bilemez. Zannederim çoğu insanın hatırında ayetin manası böyle kalmış. Ayetin ibaresi o değil. Ayetin ibaresi arzın neresinde öleceğini bilemez. Yani diğeri yanlış mı? Diğeri de yanlış değil. Ne zaman öleceğimizi de bilemiyoruz. O mana da doğru ama ayetin ifadesi bu değil. Ayetteki anlatım kişi hangi arzda ölecek? Arzın neresinde ölecek? Bunu bilemez. Yani ölüm işte mukadder, bu belirlenmiş ve her kişi için bir ecel takdir edilmiş. Ve ecel-i müsemmâ indahu diye, ecel-i müsemmâ Allah katında hepimiz için belirlenmiş olan bir ecel var. Ve o ecele tabii hazırlı olmak, hazırlıklı olmak gerekiyor. Ve arzın neresinde öleceksek ölelim ama iyi bir şekilde ölelim, hayatı ona göre yaşamak gerekiyor. Muhakkak ki arzın bir yerinde öleceğiz. Ardullahi vesia, Allah'ın arzı çok geniş ve özellikle günümüzde insanlar seyahat halinde. Öyle ki şu anda Türkiye'deki insanlar değişik vesilelerle dünyanın neredeyse her yerine gidiyorlar. Gidenler epey var. Başka yerlerden buralara gelen var. İcabında bu seyahatler esnasında bir kısmı hayatını kaybediyor. Ömrü burada geçmiş ama vatan dışında başka bir yerde hayatını kaybedebiliyor. Bu noktada da ben ince bir noktaya dikkat çekeyim. Bazıları mesela hacda ölmek için bayağı bir dua ederler. Hacca ölmeye giderler. Ve özellikle bu yaşlılarda kendini daha iyi gösterir. O yaşa kadar beklemiştir hacca gitmek için. Geciktirmiştir haccını. Ve giderken de dua etmektedir. Ya Rabbi işte beni o mübarek beldelerde vefat ettir. Kanaatimce hacda ölmeyi dilemek yerine hacda dirilmeyi Allah'tan istemek lazım. Yani o mübarek beldelerde ölmek ameller niyete göre. Kişi o niyetle bunu istemişse onun da bir mübarekiyeti olabilir. Bunu reddetmem ama asıl olan oralara dirilmek için gitmek lazım. Yani ya Rabbi hac ile beni dirilt ve sağlıklı bir şekilde döneyim. Döndüğümde İslam'ı daha güzel yaşayayım. Bunu Allah'tan istemek lazım. Yoksa arzın şurasında veya burasında ölmemiz o kadar da çok da önemli değil aslında. Bir insan o mübarek beldelerde vefat ettiğinde eğer kötü bir durumda vefat etmişse o mübarek beldelerde ölmesi onu kurtarmaz. Çünkü şu anda oralarda yaşayıp da bir takım günahlarla iç içe olan insanlar da elbette var. Yani Ebu Cehil Mekke'de yaşadı ve Bedir Savaşı'nda öldü, bu dünyadan göçtü gitti. Ömrü mübarek bir beldede geçti, Mekke'de geçti. Ama Mekke'de geçmiş olması ona bir mübareklik getirmedi. İnsan fiilleriyle bir mübareklik kazanır. Yaptığı işlerle Allah katında kıymet ve değer kazanır. Dolayısıyla meselenin o yönüne bakmak gerekir. Yoksa şurada veya burada ölmek o kadar da önemli değil. Ancak tabii hissi olarak insanlarda bu yönde bazı değerlendirmeler de oluyor. Hollanda'da ben 3 yıl kalmıştım. İşte 1960'lı yıllardan bu yana insanlarımız oralara gitmişler. Ve artık epeyinin hayatı oralarda geçmiş. Oralarda vefat edip cenazesi Türkiye'ye getirilen epey kimseler var. Ama bakmışlar ki artık devamlı cenazeleri Türkiye'ye göndermek de olmuyor. Oralarda Müslüman mezarlığı meydana getirildi. Ve bir yanda Hristiyan mezarlıkları var. Oralarda haç sembolüyle bu belli zaten. Müslüman mezarlıkları var. Orada da İslami alametler üzerinde görülecek şekilde mesela ayet yazıyor. Küllü nefsine zâigatul mevt. Oradan zaten anlıyorsunuz. Veya hilal resmiyle de sembolize edilebiliyor. Bu şekilde onların Müslümanlar olduğu belli. Dolayısıyla kişi oralarda da vefat edebilir. Cenazesi orada da kalabilir. Bu o kadar önemli bir şey değil.
Asıl önemli olan iyi bir şekilde dünyadaki hayatını noktalamış olması. İyi bir şekilde noktaladıktan sonra gerisi biraz teferruat. Bununla alakalı hani meşhur bir olay vardır, onu da sizlerle paylaşayım. Genelde bilinen bir olaydır da, ama konuya da çok iyi gidiyor. Konunun anlaşılmasında örnek olabilecek bir olay. Onu da zikretmiş olayım. Bir gün Hazreti Süleyman Aleyhisselam, yanında başkaları da var. Azrail Aleyhisselam da gelmiş. Bir insan şeklinde demek ki geliyor. Böyle birisine çok dikkatlice bakıyor. Dikkatlice baktığı kişi bakıştan rahatsızlık duyuyor. Ya bu bana niye böyle bakıyor diye. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a sormuş, bu kimdir diye. O da Azrail demiş. Adam bunu duyunca bayağı heyecanlanıyor. Ey Süleyman diyor, ey Allah'ın Resulü, rüzgar da senin emrinde. Rüzgara emret de beni çok uzak bir yere göndersin. Süleyman Aleyhisselam da olur diyor ve onu Hindistan'a gönderiyor. Hint beldesine. Yani Şam'dan ta Hindistan'a kadar çok uzak bir yere onu gönderiyor. Ardından da Süleyman Aleyhisselam onu gönderdikten sonra Azrail'e soruyor. Diyor ki, ya buna çok dikkatli baktın. Bunun sebebi ne? O da demiş ki, Allahu Teala onun ruhunu Hindistan'da kabzetmemi benden istedi. Burada Şam'da senin yanında görünce hayret ettim. Bu adamın burada ne işi var? Bundan dolayı demiş, ona dikkatlice baktım. İşte Azrail Aleyhisselam, yani canı istediği zaman can alan bir peygamber, bir melek değil. Kendine liste veriliyor ve o listede kimin nerede vefat edeceği belli. Ona göre emanetleri kabzediyor. İşte ayet-i kerimenin ifadesi, hiçbir nefis arzın neresinde öleceğini bilemez. Cenab-ı Hak imanlı bir şekilde vefat etmeyi hepimize nasip eylesin. Ve ayet-i kerime, İnnallâhe alîmun habîr. Bununla son buluyor. Şüphesiz Allah alimdir, habirdir. Yani Allah her şeyi bilendir ve her şeyden haberdar olandır. Konu ilimle alakalı olduğundan Allah'ın ilmiyle alakalı iki isimle ayet-i kerime sonlandırıldı. Allah alimdir ve habirdir. Yani o her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Peki biz alim ve habir olabilir miyiz? Biz alim ve habir oluruz. Yani bazı şeyleri biliriz, bazı şeylerden haberdar oluruz. Ama her şeyi bilmek Allah'a mahsustur ve her olaydan haberdar olmak yine Allah'a mahsustur. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de insan ilminin cüz'iliği az olduğu gayet net bir şekilde ifade edilmiştir ve buyurulmuştur ki وَمَا اُوْت۪يتُمْ مِنَ الْاِلْمِ اِلَّا قَل۪يلًا İlimden size çok az şey verildi. Bunu Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın yolculuğundaki bir olayla da Fahrettin Razi nazara veriyor tefsirinde. Şöyle anlatıyor. Diyor ki Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Hızır Kur'an'da anlatılan o yolculuklarında hani gemiye de biniyorlar. İnşallah onu müstakilen ele alacağız başka bir programda. İşte o yolculuklar esnasında bakmışlar ki martı gibi bir deniz kuşu böyle denize konuyor. Oradan bir damla falan su alıyor. Suyu alıp havalanıyor. Yoluna devam ediyor. Hızır Aleyhisselam Hazreti Musa'ya bunu gösterip diyor ki senin ve benim ilmim Allah'ın ilmine nispetle şu kuşun denizden aldığı kadar bile olamaz. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatan bir deniz misali. Hazreti Hızır ledün ilimlerinde bir deniz. Hazreti Musa Aleyhisselam şeriat ilimlerinde bir deniz. Ama Allah'ın ilmine nispetle onların bildiği şeyler ancak çok küçük bir derya. Yani deryadan bir damla, denizden bir damla hükmünde. Allah'ın ilmi namütenahi, sonsuz. İnsanların ilmi ise son derece sonlu. Bu meselede zaman zaman insanlar böyle ifrat tefrit halinde olabiliyor. Geçenlerde bir yerde sohbetim olmuştu. Sohbetten sonra birisi sordu bana. Dedi ki, hocam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam
her şeyi biliyor muydu? Gaybı biliyor muydu? Ben de yok, bilmiyordu dedim. Tabi peygamber gaybı bilmiyordu. Muhatabım biraz afalladı böyle. Hocam dedi, nasıl olur? O peygamber, peygamber olunca her şeyi bilmesi gerekmez mi? Estağfurullah dedim, her şeyi bilmek Allah'a mahsus. Peygamber aleyhissalatü vesselama Cenab-ı Hak Kur'an'da şunu bildiriyor. Ey peygamber de ki, velâ âlemul gayb, ben gaybı bilmem. Ve başka bir ayette de yine şöyle demesini bildiriyor. وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ سُوءٌ. Eğer ben gaybı bilseydim, pek çok hayra ulaşırdım ve bana hiçbir kötülük de dokunmazdı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu bir mecliste birisi şiirler okuyor ve kendi ifadeleri de var şiirleri içinde. Şiirinin bir yerinde diyor ki, وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ الْغَيْبِ. İçimizde gaybı bilen bir peygamber var. Peygamberimiz doğrudan müdahale ediyor. Estağfurullah diyor, ben bir beşerim, ben gaybı bilmem. Peki bu durumda peygamberimizin gaybtan verdiği haberleri nasıl değerlendireceğiz? O şöyle, kendiliğimden gaybı bilmem. Bana bildirilmedikçe bilmem. Kendisine bir delil bırakılmadıkça bilmem. Bu anlamda. Dolayısıyla Allah'ın bildirdiği ölçüde peygamberimiz elbette gaybtan da bazı şeyleri bilir. Peygamberin bilgisi bizim bilgimizle kıyasa girmez. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْرُكُمْ. Ey peygamber de ki, ben de sizin gibi bir insanım. يُوْهَا اِلَيَّ. Ama bana vahiy geliyor. İşte peygambere gelen vahiy ile Allah-u Teala gaybtan da bazı sırları peygamberimize bildirir. Ama bu peygamberimizin her şeyi bildiği anlamına da gelmez. Nitekim onu da yine hatırayla ifade edeyim. Orada dinleyenlerden birisi de dedi ki, biraz önceki anlattığım olayda, hani peygamber gaybı bilir miydi, ben de bilmez diye cevap verince, peki hocam dedi, peygamberimiz aleyhissalatü vesselam miraca çıkmadı mı? Dedim evet çıktı. Peki orada her şey peygambere öğretilmedi mi? Yok dedim, öğretilmedi. Muhatabım şaşırdı böyle yine. Dedim bunda şaşıracak bir şey yok. Kur'an'a göre konuşursak meseleler gayet net. Miraç ile ilgili ayette Subhanellezi esra bi abdihi leyle minel mescidil haram ilel mescidil aksa yenuriyehu min ayatina. Ona ayetlerimizden gösterelim diye. Dedim buradaki yenuriyehu min ayatina, ben o cihetine dedim dikkat çekmek istiyorum. Ayetlerimizden ona gösterelim diye. Min ayatina, ayetlerimizden. Ayetlerimizi demiyor ayet-i kerime. Yani Miraç olayında peygamberimize Allah'ın bütün ayetleri, tekvini, bütün sırları gösterilmiş değil, bir kısmı gösterilmiştir. Her şeyi bilmek yine Allâmül Guyûb olan Allah'a mahsustur. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'ın envarına, esrarına, feyizlerine mazhar eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.